Herkese günaydın. Üçüncü gündeyiz, yaşasın. Ama ben çok bitik haldeyim. Karnım o kadar çok acıyor ki sanki bütün kaslarımı hissedebiliyorum. Anladınız mı? Böyle nokta 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 bütün karnım çok acıyor. Ama pes etmek yok. Dün yapmadığım video vardı ya, 10 dakika. Allah'ım, akşam var ya, yemin ederim bana musallat oldu. Keşke yapsaydım, keşke yapsaydım diye. Şimdi onu yapacağım. Çünkü tam bir psikopat ve manyağım. Böyle saat 8.30, bayağı erken saatlerdeyiz yine. Videoların arasında birazcık süre koymaya karar verdim. Yani nasıl biliyor musunuz? Bir video yapacağım, bir 15-20 dakika bekleyeceğim, ötekine geçeceğim. Ya da 10 dakika bekleyeceğim, bilmiyorum. Ama gerçekten peş peşe yapmak beni şu anda zorluyor. Belki 10. günden sonra yapabilecek düzeye gelirim ama şu an asla asla bu tempoya alışık olmadığım için beni bayağı zorluyor ve ölüyorum yani ya. Bildiğiniz yerden kalkamıyorum bittiği zaman. O yüzden dedim ki bütün videoları yapabilmek adına aralıklı yapmak daha mantıklı olur. Bence de daha mantıklı. Kendime bu fikrim için tebrik ediyorum. Şimdi kahvaltı yapmayacağım da birazcık daha kendime gelmek için bekleyeceğim. Saat 9-9.30 gibi yapacağım videoyu. Ondan sonra gün içerisinde yapmaya devam edeyim mi yoksa sabahtan hepsini bitireyim mi bilmiyorum. Karar veremedim şu anda. Ama belki sabahtan hepsini bitiririm. Şimdi ara ara yani yaparım, ondan sonra kalkarım, böyle bir şey izlerim veya birazcık kitap okurum, sonra tekrar yaparım diye düşünüyorum. Şimdi detoks suyumun dün bir şeyini bitirdim. Sürahisinde bir sürahisi kaldı. Onu içeceğim. Önce bir bardak ondan içeyim. Ondan sonra da videoyu geçeceğim. İnşallah. Hip dip videosunu yapmamıştım. Hip dip ne derseniz. Bu kalçanın yanında şöyle çıkıntılar oluyor ya. Kalça yanındaki yağlanma. Ben açıkçası ondan yok. Çünkü zaten alt kısımda biliyorsunuz bir yağlanma yok. Benim problemim tamamen üstümle alakalı. Ama belki kalçamı çalıştırır ekstra olarak. Belki bir faydasını görürüm dedim. Onu yapacağım. Bugünkü videolara bakmadım. Hemen telefonumu alayım. Bir bakalım neler varmış bugün. İnanmıyorum, bugünü tatil vermiş. Şu an o kadar çok şaşırdım ki. Gerçekten. O zaman sadece hip dip videosunu yaparım. Bir de abs to in 2 weeks videosu vardı. Onu da gerçekten dün çok yarım yamalak yaptım. İtiraf ediyorum çünkü ikinci yaptığım videoydu ve öldüm bitti. Bu iki videoyu bugün vereceğim. Sen bana tatil verebilirsin Chloe ama ben kendime vermiyorum. Ama yarın tatil verdikten sonra bayağı sağlam bir dördüncü güne geliyor yani. Ama zaten hep aynı videolar dönüyor. Yani değişik videolar yok. Hep aynılarını döndürmüş. O yüzden bir noktadan sonra hareketlere de alışırım ve böyle peş peşe kolaylıkla yapabilirim diye düşünüyorum. Tamam, yaşasın. O zaman ben birazcık kendime geleyim. Sonra bu 2-10'ar dakikalık videoyu yaparım. Ve ondan sonra da bugünü dinlenerek geçiririm. Yaşasın. Selamlar. Daha güzel bir açı buldum. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Tripodumu aldım. Tripoda taktım. Şimdi az önce dediğim gibi hip dip videosuyla başlıyorum. Ondan sonra da işte 2 haftalık karın kası mıydı videonun adı hatırlamıyorum da aşağıya unutmazsam linklerini mutlaka bırakırım. Televizyon sesi çıkacak, çıkmasın. Ha. Mutlaka bırakırım linklerini, şimdi ikisini yapacağım. peş peşe yapmayacağım, önce bir 10 dakikada mola vereceğim. 10 dakika yapacağım, 10 dakika mola vereceğim, 10 dakika yapacağım ve ondan sonra bugünkü bitiyor. Bugün aslında biliyorsun yani söylemiştim dinlenmeydi ama keşke kendimi kötü hissettim bu videoları düzgün yapamadığım için. O yüzden bugünümü feda ediyorum ve yapmaya başlıyorum. Yaşasın. Bu kadar zorlama.
olmadı çünkü kuş bağırdı dedi her zaman gibi. İçerim beni. Oh. Bu o kadar da zorlamadı çünkü bacaklarım karnıma göre daha kaslı olduğu için gerçekten bacak egzersizlerine o kadar çok zorlanmıyorum. Hatta daha az serdim. Tabii 10 dakikaydı, diğeri 20 dakikaydı ama yine de o kadar da zorlanmış hissetmiyorum kendimi. Sadece bu yüzüstü yatıp yaptıklarım var ya, bacağımı kaldırma falan, onlar beni çok zorluyorlar. Şimdi 10 dakika mola vereyim. Ondan sonra hemen karın kas egzersizine geçeceğim. Konuşabilirim artık. Ay, çok kötüyüm ya, midem bulandı. Son hareketleri yine doğru düzgün yapamadım ama ya kendime yüklenmiyorum. Kendimi böyle kabul ediyorum. Büyük ihtimal 10. ya 15. günden sonra falan daha düzgün yapmaya başlıyorum. Çünkü Allah'ım, o şey var ya, bicycle, bisiklet hareketi. Ya bacağımı kaldırıyorum, gitmiyor ileri ya. Gitmiyor, vücudum artık yerinden kalkmayı reddediyor. Şu an nasıl ayakta duruyorum bilmiyorum. İçim başım her yerim dağıldı. Hemen bir kendime şey yapmam lazım. Üstümü değiştirmem lazım. Oh, çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Bir girip hemen vücudumu terini akıtacağım, bir de duşa. Ondan sonra oturacağım. Detoks içeceğimi içeceğim. Ondan sonra dinleneceğim. Saat 12 gibi de kahvaltı yapacağım. Bir de filtre kahve yapmayı planlıyorum şimdi kendime. Çünkü enerjiye ihtiyacım var gerçekten. Aslında orada kola da var. Ama şimdi böyle spor yaptıktan sonra kola içince de kendimi suçlu hissediyorum, biliyor musunuz? Yani şekersiz, kalorisiz olsa da azıcık suçlu hissediyorum. O yüzden ben filtre kahve yaparım dediğim gibi. Hah, yoruldum ama yine enerjik başladım. Sabah yapmak bana daha kolay geliyor. Gerçekten akşam daha zorlanıyorum. Sabah daha enerjik oluyorum. Herhalde sabah yapacağım artık videoları. Tamam, gidiyorum. Kahvaltıda görüşürüz. Selamlar. Şimdi saat 12'yi çeyrek geçiyor. Ben evden çıkacağım. Kız kardeşimin iş yerine gidiyorum. Bugün birlikte yemek yiyeceğiz. Yana yemek almayı unutmuş. Ben de hemen bir şey hazırladım. Bize de çok yakın. Normalde yürüyecektim ama bayağı ağır oldu. Bir şeyler de size de yakın. Onları da götüreceğim için otobüse bineceğim. Belki dönüşte yürürüm. Yürüyerek 40 dakika falan sürüyor. Otobüste de 15 dakika sürüyor. Makarna salatası yaptım. Hemen şöyle bir fotoğrafını koyayım. Efsane güzel oldu gerçekten. Yarım paket makarna açtım. İşte bolca, domates, salatalık, kırmızı biber, mısır, zeytin, yeşillik falan ne bulduysam koydum gerçekten. Harika bir salata oldu. Çok fit, çok lezzetli, çok sağlıklı. Yaşasın salata şeyi. Artık makarnayı böyle yemeyi tercih ediyorum. Tabii canım çektiğinde böyle bir salçalı sarımsak falan da yapıyorum ama çoğunlukla bu şekilde yiyorum. Ki böyle birazcık daha sağlıklı olabilsin diye. Zaten makarna direkt sağlıksız denemeyecek bir şey değil. Yani 7-24 makarna yerseniz evet sağlıksız ama direkt genel olarak makarna direkt çok sağlıksız yapıştırmamak gerekiyor. Tabii kendinizi kontrol edemiyorsanız makarna yerken böyle salataları tercih edebilirsiniz bence. Ben öyle yapıyorum şahsen. Çünkü yedirme böyle bayağı bildiğiniz yarım tencere salçalı makarna yiyecek potansiyele sahibim. Tamam, şimdi çıkıyorum. Eğer dönerken yürürsem falan geldim zaten size anlatırım. Bir önce gidip gelmek istiyorum eve çünkü bugün için planlarım var. Ve çok yoruldum gerçekten. Yaparken falan böyle çok etkilemedi gibi ama şu an şu karnımın şuraları falan dehşet acıyor. Hatta yapmışken
şöyle bir vücut güncelleme de göstereceğim. Çünkü şimdi ben ilk kilo vermeye başladığım zaman mom jeans almak istiyordum ama bana olmamıştı. Bildiğiniz düğmesi kapanmıyordu bile. Sonra bir 5-6 kilo falan da belki 7 kilo verdikten sonra aldım. O düğmesi kapanmayan mom jeans'i şu anda üzerimde ve görüyor musunuz? Büyük geliyor yani. Kemer takmam gerekiyor. Baya mutluyum. Yani baya yani. Düğmesi normal kapanıyordu ve şimdi şöyle boşluk kalıyor. Çok mutluyum. Yaşasın, yaşasın. Tamam. Artık gidiyorum. Eve geldiğimde görüşürüz. Selamlar. Şu anda saat 8 oldu. Ve ben eve geldim. Hemen yanıma yemek hazırladım. Çünkü dışarı yemek yemedim. Ve neredeyse 10 kilometre yürümek zorunda kaldım. Çok berbat bir gün geçirdim. Sırtımın ağrısını öleceğim. Şimdi kendime göbek salatası yaptım. Avokadolu. Bir de burada iki parça vegan şinitzel pişiriyorum. Bir de küçük bir konserve zeytinyağlı fasulye aldım. Şu an gayet çok açım ki gerçekten gözüm dönmüş durumda. Bunlar hepsini yemeyi planlıyorum. Zaten çok bir şey yok da. Yine de bunlar hepsini yiyeceğim yani. Aşırı açım. Şimdi ben tepsimi hazırlayayım. Çok konuşacak halim yok yani yemek yiyene kadar. Yemeğimi, tepsimi göstereyim de yemek yedikten sonra böyle detaylı anlatırım her şeyi. Şimdi yemeğimi hazırladım. Salatam. Burada kaseye aldım. Küçük burada işte dediğim gibi fasulye var. Burada iki tane şişler var. Vegan mayonezle ketçap koydum. Bir parça da ekmek yiyeceğim. Böyle açım ki anlatamam size gerçekten. Ay selam var. Şimdi videomun kapanışını yapacak enerjiyi saat 11'de kendimde bulabildim. Çok yoruldum gerçekten. Şimdi en son hatırlıyorsanız kız kardeşimin yanına gittim iş yerine. Oradayken teyzem aradı. İstanbul'a geldiğinde Şile'de yaşıyor. Normalde hastaneye gideceğim Fatih'te dedi. Sen de gel dedi. İşte biraz Tuğrul görürsün. Tuğrul kuzenim bu arada 2 yaşında. Tuğrul görürsün dedi. Tuğrul için her şeyi yapmaya hazır bir insan olduğum için. Ben dedim tamam geleyim. Sonra oradan çıktım hemen. İşte Marmara'ya bindim. İşte Ataşehir'de oturuyorum ben biliyorsunuz. İşte Bostancı'ya geçtim. Marmara'ya işte metro bindim. Marmara'ya bindim falan filan. Sonra Sirkeci'de bir çıktım. Ben ne bugünün cuma olduğunu farkındayım. Ne o an aklıma Ayasofya'nın cami olduğu geldi. Gerçekten asla aklım en uç köşesinden bile böyle bir şey geçmedi. Yemin ederim ki hiç düşünmedim ya. Gerçekten hiç düşünmedim bunu. Ve Sirkeci'de bir çıktım. Allah'ım. İnsanlara değmemek için o kadar akrobatik hareketler yaptım ki ve o kalabalıktan kurtulduğum anda hemen gittim kendime kıyafeti aldım. Kocaman bir tane şişe aldım. Kolonya aldım ve hastaneye gittim. Teyzemle buluşacağımız hastaneye gittiğimde hemen tuvalete girdim. Üstümü değiştirdim ve bildiğiniz baştan aşağı kendimi kolonyayla yıkadım. O kadar fenaydı ki gerçekten ay hayatımda hiç böyle bir kalabalık görmemiştim. Çok fenaydı ve yani oradan kurtulamıyorsunuz anladın mı? Geri dönüş yok. Geri dönemiyorsun. Oradan çıkamıyorsun. O kalabalığa girmek zorundasın. Bir noktada yani içine girdiğin an kurtuluş yok. Araba yok. Tramvay yok. Taksiye falan hiçbir şey binemezsin. Her yer insan. Marmara'ya geri dönemiyorum. Marmara'nın önünde 500 bin tane insan üst üste binmişler zaten. Yani çok fenaydı. Mecbur yürüdüm. Cağaloğlu'ndan Çapa'ya kadar yürüdüm. Bu da benim tam olarak 1,5-2 saat civarında bir şeyimi aldı. Sonra annem ve teyzemle de yürüdüm. Ondan sonra eve gelirken de yürüdüm ve totalde bugün 3 saat falan yürüdüm. Hatta belki daha fazla ve bacaklarımı hissetmiyorum. Zaten sabah biliyorsunuz yapmıştım o videolarımı da. Öf, o kadar çok yorgunum ki size anlatamam. Yemek yedikten sonra böyle birazcık kendime geldi ama böyle kaltağa yapışmış bir vaziyetteydim ve kalkamıyordum. Çok fenaydı. Yarın için heyecanlıyım. Bakalım. Videoları yapacak enerjiyi nasıl bulacağım kendimde bilmiyorum. Yine yarım yamalak bir gün beni bekliyor. Yaşasın. Tamam artık videomun kapanışını yapıyorum. Konuşamadım videoda. Gerçekten dilim tutmuyor artık yorgunluktan. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bu arada şimdi sizlerden birini de yemedim. Çünkü şimdi ben bir tane bunu takip ettim. Blog sayfasında görmüştüm tamam mı? Bu şinitzeli. İşte diyordu ki işte çok lezzetli, harika, yediğim en iyi vegan işte ikamesi olan ürün. Ve ben de o kadar çok merak ettim ki bulduğum anda aldım ve bayağı arıyordum ve gerçekten hiç güzel değildi. Normalde böyle şeyler aramıyorum zaten. Ben gayet tofuyla işte sebzelerle falan kendimi döndürebilen bir insanım. Ama o kadar çok övdü ki o takip ettiğim blog. Gerçekten acayip çok merak etmiştim ama çok kötüydü. İkinciyi yiyemedim bile. O yüzden sadece işte salatamı taze fasulyemi bir tane de o şeyi yedim. Bir de ekmeğimden yedim. Başka bir şey yemedim. Zaten doydum da yani ikinci yiyecek yarım kalmıştı. Birazcık açgözlülük yaptım. Karnım acıkınca çok açgözlü olabiliyorum maalesef. Tamam. Artık gidiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.